çünkü Orta Doğu'da Arap Baharı diye aslında Türkiye'nin demokratikleşme seyrinden mülhem o hareketler halkın iradesinde İslami bir eğilim ortaya çıkardı. Örneğin Mısır'da İhvan, Tunus'ta, Libya'da İhvan öne çıkmaya başladı. İhvan bu bölgenin inanç köklerini temsil eden bir yapıdır. Şiddete bulaşmayan, demokratik yollarla gelen, şiddete bulaşanların onları reddettiği. Mısır'da İhvan ve Suriye'de İhvan öne çıkmaya başladı. Batı buna razı olmadı. Halkın iradesine razı olmadı. Ve buradan kaynaklı olarak bu kaotik ortamı tetikledi. Özellikle Suriye üzerinde ve Mısır üzerinde yapılan bu tetikleme, Mısır'daki darbeye müsaade edilmeseydi Suriye olmazdı. Bundan emin olabilirsiniz. Orası bir kanaldı. İnsanların, evet ben kendimi ifade edebiliyorum. Evet ben varlığımı söyleyebiliyorum. Ama şimdi bizim gençlik yıllarımızı düşünün. Biz Kürt sorununda bütün Kürtler ayrılmaktan yanaydı. Psikolojik şey yani tanım olarak. Ama gerçekte özümüz hiçbirimiz ayrılmayı istemezdik. Niye ayrılmaktan yanaydı? Çünkü devlet bir kere Kürt var demiyorduk. Kürt'ün tek şansı vardı yok olmak. Tek hakkı vardı yok olmak. Dolayısıyla sizin böyle bir devlet algısı içerisinde ya işte beraber yaşayacağız hani bunu konuşalım diyebileceğiniz kimsenin olmadığı bir ortamda demek ki ya bizim de bir kendimizi ifade edeceğimiz bir alana ihtiyacımız var demek durumunda kaldığımız zamanları hatırlarım ben. Ama rahmetli Özal'ın bile çok basit jestlerle nasıl o birlikte yaşam arzusunu ortaya çıkardığını, herkesin nasıl ona koştuğunu hatırlarım ben. Dolayısıyla insanların bir ifade ihtiyacı vardır. Var olma ihtiyacı vardır. Var olabildiğiniz zaman yani bölgedeki bütün insanlara bakıyoruz. Şu anda Kürtler arasında ayrılma talebi sıfır derece kadar azdır. Belki marjinal gruplar romantik ve ütopik eğilimler içerisinde bunu söyleyenler çıkar ama halkla alakasız bir hale gelmiş. Niye? Halka böyle de oluyor. Demek ki bizi dinleyenler olabiliyor. Bunu gördükten sonra bu şekilde çözülür. Demokrasiyle çözülür. Birlikte yaşam herkesin kârına olan bir şeydir. Birlikte paylaşmak herkesin kârına olan bir şeydir. Birlikte üretmek daha büyük ürün elde etmenin yoludur. Yani Kürtler kendi bölgelerinde İstanbul'suz, Ankara'sız, İzmir'siz yaşamanın hasretiyle yanmıyorlar ki. Kürtler sadece var olabilmenin, onurlu olabilmenin arayışı içerisindedirler. Ve bunu bulabildikleri alanda elbette ki bu terörize edilmiş mantıklardan ve cinnet akıllarından çok daha rahatsız edilme imkanı doğuyor. Aynı şeydir. Siz Orta Doğu'da da insanlara bu hakkı verebilmiş olsaydınız, insanların bu hakkına engel olmamış olsaydınız bu tür cinnet akılları ortaya çıkmayacaktı. Sorun Batı'nın buna hazır olmamasıyla ilgilidir. Batı'nın iki önemli hazır stratejisi... Hazır mı değil, hazır olmak mı istemiyor ya da öyle bir gereklilik mi duyuyor? İkisini birlikte düşünebilirsiniz. Yani örneğin İsrail kendi iradesi üzerinde, ayakları üzerinde durmuş bir Orta Doğu toplumunda bu cinayetleri rahat rahat işleyemez. Sisi'nin en büyük özelliği neydi? Refah kapısını Mursi zamanında açmışlardı. O halkın boğazını sıkan o refah kapısı var ya, ambargo. Hı hı. Ama Sisi gelir gelmez hemen orayı tekrar açtı. Kapattı. Sisi geldiği için İsrail bu vahşeti yapabildi. Yani sizin son İsrail bu yaşadığımız Ramazan'daki vahşet var ya, o Sisi'nin ürünüdür. Sisi olmasa İsrail onu yapmıyordu. İşte Sisi'yi onun için getirdiler, rahat yapabilmek için. Orta Doğu belki de düşünüyorum bazen, İsrail bunu mutat bir şekilde yapar Gazze üzerinden. Mesela her sene işte bir yıl boyunca o insanlar bir enerji toplar, bir direniş ruhu geliştirir ya, onu kırmak için her sene Ramazan'da o vahşeti yaşatır. Çocuk öldürür, bilerek çocuk öldürür, katleder yani. Acaba diyorum Orta Doğu'da da toplum güçlenmesin diye bunu Batı genel olarak mı yapıyor? Batı, Orta Doğu toplumun üzerine bir İsrailliği, mutat enerjiden düşürme halini, mutat kaos yaratma halini bilerek mi yapıyor? Bunda sorgulanması gereken ayrıca başka bir konu olduğunu düşünüyorum.